Tarifimize hemen böbreğimizle başlayalım. Sakatatçınızdan bu şekilde böbreklerinizi isteyebilirsiniz. Bakın ikiye kesilmiş olarak ve üst zarları alınmış olarak bir tanesini şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Kolay bir şekilde alabilirsiniz üzerindeki zarları. Böbreklerimizi birazdan pişirmeye başlayacağız. Bu esnada hemen ocağımızın altını açalım. Izgara tavamız ısınsın. Kabuklarını alalım soğanlarımızın. Beyaz soğanı tercih edebilirsiniz sakatatların yanında. Piyazlık olarak doğruyorum soğanımı. Olmaya başlamadan önce üzerine bir miktar tuz gezdireceğim. Bu soğanın daha rahat ezilmesini sağlayacak. Böbreklerimizi de pişirmeye başlayabiliriz. Tavamıza biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Böbrekleri pişirmeye başlamadan önce tuz serpmeyin. Tavaya koyduktan sonra biraz ters düz yaptığınızda tavadan alırken tuz ve biraz da pul biber serpeceğiz. Bu işlemi daha sonra gerçekleştiriyoruz. Salatamızı yapmaya devam edelim. Bu noktada da maydanozlarımızı doğruyoruz ince bir şekilde. Bunları da soğanları iyice hazır hale getirdikten sonra içerisine ekleyeceğim. Limon keseceğim. Limonumuzun yanında servis edeceğiz. Biraz da soğanın içerisine ekleyeceğim. Şimdi soğanlarımızı tuzla biraz beklettikten sonra şimdi iyice eziyorum. Şimdi bunun içerisine biraz pul biber ekliyorum. Bu arada böbreklerimizi de ters çevirelim. Pul biberden sonra biraz sumak, biraz limon suyu. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Sıra geldi maydanozları eklemeye. Maydanozlarımızı da bu şekilde ekledikten sonra soğan salatamız hazır. Şimdi sıra geldi tuzunu eklemeye. Böbreklerimizin de üzerine tuzunu ekliyoruz. Ve biraz da pul biber. Evet, artık servise geçebiliriz. Servis tabağımıza şimdi birkaç tane kıvırcık koyacağım. Soğan salatamızı da bu şekilde yayalım güzelce. Bunun yanına bir tane limon. Evet, böbreklerimizi de bu şekilde soğanların üzerine koyuyoruz.